Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kendi yap torna tezgahı projemizin 7. videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni ekipmanlarımız var. Bunlardan bir tanesi ayna flanşı, motor ve kasnaklar. Bu videomuzda flanşın üzerine torna aynasını takıp bunu da ana gövdeye monte edeceğiz. İşte kasnakları yerleştireceğiz. Motorun kasnağını takacağız. Ben bu ayna flanşını sanayide yaptırdım. Yaklaşık 70 lira civarında mal oldu bana bu. Gördüğünüz gibi üzerinde delikler var. Ayna gelip bunun üzerine takılıyor ve arkadan vidalanıyor. Ayna flanşı ne işe yarıyor? Torna aynasının tezgaha monte edilmesi için gerekli olan ara parçaya flanş deniyor arkadaşlar. Arkasında mili var. Bunu tezgaha monte edeceğiz. Dilerseniz gelin şimdi başlayalım. Bakalım bize bu bölümümüzde ne gibi zorluklar bekliyor, nelerle karşılaşacağız. Aynamızı flanşa bağladık ve ikisini birden getirip doğrudan tezgahın üzerine bağladık. Artık torna aynamız tezgahın üzerindeki nihai yerini aldı. Şimdi sırada motorla tezgah arasındaki bağlantıyı yapacak olan kasnakların montajına başlayacağım. Bizim kullandığımız motor Volt marka monofaze 3000 devir dakikada dönen
0,55 kW'lık bir asenkron motor. Buradan çıkan 3000 devirlik güç bu torna aynası için çok yüksek olduğu için burada kasnak sistemiyle bu ikisinin arasındaki bağlantıyı yapacağız. Büyük olan kasnağı anamilin üzerine, küçük olan kasnağı da motora monte edeceğim. Yaptığım hesaplamaya göre formülasyonu ekranın üst köşesinde görüyorsunuz. Bu küçük kasnak büyük kasnağı tam devirde yaklaşık 1100 devir dakikada döndürecek. Dolayısıyla bu bizim küçük tornamız için gayet uygun bir devir. Buradaki kasnak çaplarını değiştirerek daha farklı hızlara, 3000 devirlere, hatta gerekirse 4000 devirlere, 5000 devirlere kadar bu torna tezgahını çıkartabiliriz. Ama biz o kadar yoğun kullanım veya çok yüksek süratler bizim için gerekli olmadığı için bu devir sayısı bizim için çok uygun. Bugün aynanın flanşa, flanşın tezgaha montajını izledik hep beraber. Aynı zamanda kasnakları da ana bile monte ettik ve motorun biline monte ettik. Burada gördüğünüz fönermenin neden bu kadar uzun olduğunu merak edenler için hemen açıklayayım. Ben normalden birazcık daha uzun yaptırdım ben bile. Kısa yaptırırsam uzatmak mümkün değil ama uzun yaptırırsam kısaltmak mümkün. Şimdi bu kasnakları tezgaha monte ettikten sonra ana arabayı sürükleme dişlisinin sonsuz vidasına da bir takım aktarma organları bağlanacak. Dolayısıyla tezgah çalıştırdığım zaman araba arzu edersem arabayı otomatik ileri geri hareket ettirebilmek için. Dolayısıyla burada çeşitli boşluklar bıraktım ben. Aynı şekilde gördüğünüz gibi sonsuz mil de normalden biraz daha uzun. Bütün kasnak takımları, bütün aktarma organları tezgah monte edildikten sonra bu miller uygun ölçüde tekrar kısaltılacak. Tabi bu tezgah tekrar bittikten sonra tekrar tamamen sökülüp gönyeye alınıp tekrar baştan toplanacak arkadaşlar. Bu tip projede kullanabileceğiniz, böyle bir kendin yap torna tezgah projesinde kullanabileceğiniz bazı alet edevatlar var. Ben bunu her videonun altında, videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Benim kullandığım alet edevatlar, ekipmanlar, bunların nasıl satın alabileceğinize dair çeşitli bağlantılar paylaşıyorum. Eğer bir atölye kurmak istiyorsanız siz de o bağlantıları göz gezdirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı, kaliteli malzemeleri buluyorum. Kendim de alıyorum, kullanıyorum. Aynı şekilde sizlerle de paylaşıyorum. Yani videonun açıklamalar kısmında göz gezdirmeyi ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda motorun tezgaha montajını ve şurada hatırlarsanız daha önce söylemiş olduğum şu 1 mm'lik esnemeyi engelleyecek olan birkaç tane çözümüm var. Onları göstereceğim size nasıl yapıldığını. Zaten yavaş yavaş da tezgah bitmeye başladı. Kısa süre içerisinde birkaç bölüm sonra tezgahımız kullanılabilir hale gelecek. Büyük bir ihtimalle bir dahaki videoda motoru bağladıktan sonra tezgahı bir kere bir çalıştırırız. Bakalım nasıl bir çalışması nasıl gözüküyor diye. Şimdilik söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü kanalımızın ilerlemesi ve gelişmesi için bu paylaşımlara çok ihtiyacımız var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.